geldiniz stadın önüne. Canımız feda olsun o takıma. Bilet, hem bilet bulmak için hem takımımıza sonuna kadar destek olmak için geldik. Peki bilet bulabilecek misin? İnşallah bulacağız. Kulüpte yoktu. Stattan satılacağım. Karaborsa aldık için. Yine aldık yani. Bizim için sorun değil bilet. Her yerden buluruz. Ödediniz biletlere. 35 bin lira verdik karaborsaya, kale arkası. Fark etmez. Yeter ki Galatasaray yesin Beşiktaş'ı. Bizim dileğimiz o. Gideceğiz de ya. Ve biz buradan Sapanca'dan geldik, Adapazarı'ndan. Ya Beşiktaş'ı yenmesi için geldik. Yenmedi mi o takımı? Bize bilmem yani. Yani. Bizim için fark etmez. Onu mutlaka yeneceğiz. Peki yenilmeyi hiç düşünmüyor musunuz? Yenilmeyi hiç düşünmüyoruz. Mutlaka yeneceğiz biz onları. Yeneceğiz. Biz buraya onun için geldik. Bu sene Beşiktaş'ın, bu sene bizim. Biliyorsunuz malum böyle büyük karşılaşmalarda büyük olaylar da çıkabiliyor. Yani kavgalar falan gibi. Tabii, onlara karşı ne gibi şey önlemleriniz var? Onlara gelen kişilerin daha çok poşetlerini veya çantalarını falan kontrol etmek. Veya stada girerken çıkışta da girişlerde falan onların üzerinden aramak gibi çeşitli önlemleri tabi alındı bu arada. Olaylar oldu. Bir grup taraftar geldi. Eli sopalı bıçaklılar. Bir şaş diye bağırdılar ilk önce. Üstümüze saldırmaya başladılar. Molotov kokteyli attılar. Evet, molotov kokteyli attılar. Edirne Beşiktaşlar Derneği olarak iki otobüs buraya getirdik. İki otobüsten üç tane yaralımız var. Beşiktaş taraftarı saldırıyor bize. Beşiktaş taraftarı. Şu ana kadar benim gördüğüm en centilmen. Yani maçları saygıyla karşılayan, saygıyla izleyen, bütün takımları da seven bir takım. Abi, yani böyle bir taraftar kitlemiz var. Fakat şunu da belirtmek isterim. Bize yapılacak en ufak bir harekette Galatasaray kükreyecektir. Yani ne Beşiktaş'ı ne Fener'i hiçbirini dinlemez. Evet sayın seyirciler, saat sabahın 10.30 ve Beşiktaş takımı maça hazır. Önce maç malzemeleri stada gidiyor. Rıza günaydın. Merhaba. Merhaba. Nasıl bir bekleyiş bu bekleyiş? Ya alıştık artık, böyle maçları çok oynadık. Yani heyecan var tabii biraz. Bundan sonraki, bu saatten sonraki olayımız maça konsantre olmak. Takım olarak da bu işin bilincindeyiz ve de takım olarak da artık bütün şu andaki düşüncemiz Galatasaray maçı. Bu gibi durumlarda bir an evvel maçın başlaması çok daha iyi. Bir an evvel oynansın da bitsin. Tabii derin maçtan ayrı bir zevki, ayrı bir özelliği var. Onları ayrı bir şekilde hazırlanıyorsun. Çünkü derin maçlarda fuar yoktur. Yani iyi olan taraf kazanır, az hata yapan taraf kazanır yani. Nasıl konsantre oluyorsun Mehmet? Ya bilmiyorum yani, her şeyden önce tek şu anda şu maçı düşünüyorum yani. Başka hiçbir şey aklımda yok yani. Ve nasıl işte oyunda nasıl kendimi hazırlayacağım, nasıl hareketler yapacağım, ne bileyim yani. Her şey Galatasaray maçı için artık yani şu anda. Tahminin ne peki? Vallahi yenmek için çıkacağız ve yeneceğimize inanıyorum. Peki Gökhan, Galatasaray takımını göz önüne getiriyorsun tabii maçtan önce. İçinden şu adam çok tehlikeli, buna çok dikkat etmem lazım diyor musun? Ya bir adam üzerine fixledin mi kendine? Kesinlikle hayır. Yani ben adam olarak ele almıyorum olayı. Yani bir takım olarak, biz Beşiktaş takımı olarak Galatasaray'dan çok daha iyiyiz. Ben buna inanıyorum ve sahada bunu göstereceğimizi zannediyorum. Sayın Deniz, az önce maç yemeğini yediniz ve şu anda da dinleniyorsunuz. Artık saatler kaldı, birkaç saat kaldı bu büyük maça. Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Neler söyleyeceksiniz? Hafta başından beri yaptığımız çalışmalarla zaten bu saati bekliyorduk. Bu tip maçların baskıları diğer maçlardan biraz daha fazla. Tabii ki şampiyonluğu büyük ölçüde etkileyecek bir maç her iki takım için de. Dolayısıyla bugün artık dananın kuyruğu bir yerde kopacak diyebiliriz. Ancak beraberlik halinde bu baskı devam edecektir. Biz Galatasaray olarak bu tip baskılı maçlara oldukça alışıkız. Bu bizim için de maç öncesi bir avantaj olarak görülebilir. Ama tabii ki sahada daha değişik olaylarla karşılaşabiliriz. Ama umudum odur ki Galatasaray bu tip maçların üstesinden gelecek bir yapıya sahiptir. Tüm basında ve spor kamuoyunda bu karşılaşmanın, bu maçın şampiyonluk düğümünü çözeceği söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şampiyonluk düğümü bu 90 dakikanın sonunda çözülür mü? Kesinlikle
Yani %100 diyemeyiz ama büyük ölçüde kazanan takım bu işi artık bırakmaz. Beraberlik ancak bu görüntüyü devam ettirir. Benim umudum Galatasaray'ın bu maçtan galip ayrılacağı. Tabii ki derbi maçlarda neticeler fevkalade değişkenlik de gösterebiliyor. Ama biz şu anda bu maç için her bakımdan hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Tanju, ne diyeceksin maç öncesi? Vallahi pek fazla şey söylemeye gerek yok. Her şey sahada belli olacak ama kazanmak için çıkıyoruz. Bunu bilmeli herkes. Haydi. Başarılar. Serbest vuruşlarda, özellikle ceza sahası ve kaleye yakın serbest vuruşlarda ben barajı almışsam, siz gol hakem olarak sıfır noktasına gidiyorsunuz, korner bayrağının dibine. Burada ofsaytlar bana ait, siz orada gol hakemi olarak görev yapacaksınız. Bunun haricinde, özellikle bir kontratakta, ceza sahası ön çizgisinin önünde veya çizginin üzerinde ve içinde, dolayısıyla bir penaltıya karar vermemiz gerektiği bir durumda, sizler bana en iyi görevimi açın, sizin olduğunuz için bana yardımcı olacaksınız. Tamam mı? İstanbul Ali Sami Yazdı'da yine zorlu bir derbi yaşamak üzere. Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde Galatasaray atağı Bülent. Recep. Mehmet. Rıza. Tayfun. Erdal. Frekazi ceza sahası içinde. Tanju topağlara gidiyor. Galatasaray 1, Beşiktaş 0. Karşılaşmanın 6. dakikası, Galatasaray takımında büyük sevinç. Gol Tanju. Bu golü bir başka açıdan tekrar izliyoruz. Galatasaray 1-0 önde. Rekazi. Walsh. Tanju, ceza sahası içinde Tanju, Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor. Endişeli Gordon Mill. Tanju, Koseski, duvar pası, ceza sahası içinde Koseski, Ulvi topağlara gidiyor. Galatasaray 2, Beşiktaş 0. Karşılaşmanın 18. dakikası, Ulvi topu kendi kalesine yolluyor ve bu golle Galatasaray 2-0 önde. Tekrar izliyoruz. Galatasaray 2, Beşiktaş 0. Köşe vuruşu kullandı Beşiktaşlar. Walsh. Mehmet. Mehmet'in vuruşu kaleci Hayrettin. İşte pozisyon tekrar ekranda. Mehmet ve Hayrettin. Gordon Mill. 2-0 yenik durumda Beşiktaş. Metin. Orta. Feyyaz ama Hayrettin. Galatasaray atağı. Tanju. Top alta gidiyor. Metin. Orta. Feyyaz. Hayrettin top direkten dönüyor. Tamamlayan Ali. 34. dakika, durum 2-1 oluyor. Galatasaray 2, Beşiktaş 1. Metin'in ortası, Feyyaz.
Son anda dokunuyor Hayrettin, Direk ve Ali. Galatasaray 2, Beşiktaş 1. Metin'in vuruşu Hayrettin. Ali vuruyor, top dışarıda. Bu pozisyonu da tekrar izliyoruz. Metin'in pası. Feyyaz. Hayrettin'de kalıyor top. Daha sonra Galatasaray savunması. Tekrar Hayrettin. Yusuf'tan ata. Ali. Aşırıyor Ali. Top ağlarda, durum 2-2. 44. dakika. Galatasaray 2, Beşiktaş 2. Gerçekten mükemmel bir ilk yarı. İzliyoruz pozisyonu. Ali. Durum 2-2. İşte Yusuf'un hatası ve Ali'nin aşırtması. Recep, Hayrettin. Walsh. İsmail'den sıyrılıyor Walsh. Walsh topu dışarı atıyor. İlk yarının sonucu 2-2. Pozisyonlar güzel. Yakaladım, gol oldu. Önemli olan sonuç. Bundan sonra da 65 dakika var. Ve ikinci yarı karşılaşmada Metin. Feyyaz. Savunmayı aldatıyor Feyyaz. Vuruşunda top dışarıda. Bir başka açıdan bu pozisyonu tekrar izliyoruz. Feyyaz. Mehmet, Hayrettin. Feyyaz vuruyor, top ağlarda, gol. Beşiktaş 3, Galatasaray 2. 2-0'lık mağlubiyetten 3-2'lik galibiyete yükseliyor Beşiktaş takımı. Gol Feyyaz. Karşılaşmanın 73. dakikası. Mehmet, Hayrettin ve Beşiktaş'ın 3. golü Feyyaz'la geliyor. Büyük sevinç var Beşiktaş takımında. Galatasaray'da beraberlik arayışları. Kafa vuruşu. Top Engin'de kalıyor. Bu pozisyonu tekrar seyrediyoruz. Hasan dokunamıyor Galatasaray'da. Pozisyon tekrar ekranda. Değerli seyirciler, bu zorlu derbinin galibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş 3, Galatasaray 2. Valla sonuç çok güzel, 3-2. Çok büyük avantaj yakaladık, 3 maç var bitime. Herhalde şampiyonuz. Nasıl buldunuz futbolcuları oyun içinde? Hepsi çok iyi niyetliydi, güzel bir mücadele oldu. Hepsi bana çok yardımcı oldular, hepsine teşekkür ederim ayrı ayrı. Teşekkür ederiz. Dakika maç. 90 dakika sonunda galip olan biz olduk. Çok sevinçliyim. Herkes çok sevinçli. Burada herkes. Her şey bitti dedin mi 2-0 olunca? Her şey bitti demedim de yani çok şey gitti dedim ama. Biliyorsunuz bizim artık hırsımız var. Artık kesin Beşiktaş şampiyon diyebiliyor musun? Hayır, daha önümüzde 3 maçımız var. Bu 3 maçtan en az ikisini kazanmak zorundayız. 3. gol denedin peki? Ya ne yaptın gol olduktan sonra? Ne dediğimi hatırlamıyorum. Çok mutluyum. Gerçekten bundan daha güzel bir şey olamaz. Çünkü öyle bir gol ki belki de bizi şampiyon yapacak yani. Ya futbol enteresan bir olay. Her şey olabilir ama biz şampiyonuz diyoruz. Futbolcu olarak şampiyon olduğumuza inanıyoruz. Valla ne bileyim ikisi. Anla kaybolan 3 puan Beşiktaş'ın kazandığı 3 puanla Galatasaray tamamıyla şampiyonluk yarışından koptu denilebilir mi sence? Yani bundan sonra zannetmiyorum Beşiktaş puan kaybetsin. Düşündüğümüz ve söylediğimiz gibi bir maç oldu. Gerçekten heyecanı üst düzeyde. Mücadelesi üst düzeyde. Büyük bir avantaj.
yakaladık oyunun içinde. Özellikle bu tip derbi maçlarda iki farklı galibiyet fevkalade mühim bir fark. Ama oyunun gidişatı içinde ekip olarak iyi oynadığımız dönemlerin dışında yaptığımız ferdi hatalar çok kolay gol yememize neden oldu. Tabii ki arkadan gelip bize yetişen takım dolayısıyla moral de kazandı. Ama her şeye rağmen burada futbol adına hiçbir çirkinlik yoktu. Maçın en güzel tarafı bu. Beşiktaş kutlamaktan başka bir şey söylemeye kelime bulamadığımız bir takım.